Okay. Evet, başlıyor. Yani birazdan söyleyeceğim ben. Başladı. Selam arkadaşlar. Merhaba herkese. Melisa Karya ben. Sesim etkiliyordur inşallah. Bir sorun olursa chat bölümünden yazabilirsiniz. Bu arada sorularınız olursa da yine chat bölümünden yazabilirsiniz. Bugün aslında servis sanallaştırmadan bahsedeceğim biraz. Service virtualization. Aslında amacım test projelerinde ve development süreçlerinde alt servislerle olan dependency'yi yani bağımlılıkları nasıl aslında izole edebiliriz? Biraz bununla ilgili. Genel olarak test süreçlerinde ve development'ta da yaşadığımız aslında bir problem var. Biz bir sistemi test etmeye çalıştığımızda arkada onun bağımlılıklarının olduğu sistemlerle aslında problemler yaşayabiliyoruz. Mesela biz bir bankacılık uygulamasında aslında mobil bankacılığı test etmek istiyoruz. Mobil bankacılığın API'larını test etmek istiyoruz. Ama onun arkasında ona bağımlı temel bankacılıkla ilgili servisler var. Veya işte temel bankacılıkla ilgili işlemler var. Yani siz para transferi yaptığınızda aslında mobil bankacılıkta yapmıyorsunuz bunu. Mobil bankacılık temel bankacılığa gidip temel bankacılık üzerinde bu servislerin aslında çalıştırılmasını sağlıyor. Bu tabii birkaç probleme neden oluyor. Birincisi, siz her ne kadar mobil bankacılıkla ilgili testlerinizi yapmak isteseniz de arka tarafta internet bankacılığında stabil olmasını bekliyorsunuz. Hatta sadece internet bankacılığı değil. Siz internet bankacılığından para transferini gerçekleşiyorsunuz ama authentication'dan arka tarafta işte identity management çözümü üzerinden yönetmeye çalışıyorsunuz. Başka bir tarafta mesela marketingle ilgili bilgiler almaya çalışıyorsunuz. Başka bir tarafta rapor sunucularına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bunun gibi aslında birbiriyle ilgili birçok bağımlılığınız var. Yani e-ticaretten örnek vereyim. Siz bir e-ticaret sistemini test etmek istiyorsunuz ve bir development yapmak istiyorsunuz. İşte kargo modülü, payment modülü ya da promosyon modülü, depo modülü. Bunların da sizin için halihazırda ayakta verilerinin sizin istediğiniz gibi servisleriniz de sizin istediğiniz yanıtı verecek şekilde hazır olmasını bekliyorsunuz. Yani bu açıkçası bu kadar bağımlılığın olduğu yerlerde yönetmesi kolay bir şey değil. Bunun ben eski bir developer olarak söyleyeyim. Bunun development sürecindeki handikapı da siz bir ürün geliştirmeye çalıştığınızda üçüncü partilerle olan iletişiminizde onların da ilgili servislerinde hazır bekletmek gibi bir probleminiz, hazırlanmasını beklemek gibi bir probleminiz var. Yani siz diyorsunuz ki yine bir promosyon geldi, ödeme ile ilgili bir promosyon. Ödeme servisinin ben tamamlanmasını bekliyorum. Ödeme servisi tamamlanınca ben kendi servislerimi hazırlamaya başlayacağım. Veya yine başka bir şeye geleyim. Siz yüzlerce servisinizin olduğu bir regresyon test otomasyonunu koşarken bir anda bakıyorsunuz ki hatalar gelmeye başladı. Hatalara bakıyorsunuz. Arka tarafta sizin bağımlı olduğunuz başka bir servisle ilgili deployment başlamış. Yani siz internet bankacılığını test ediyorsunuz. 1.000 tane senaryonuz var. 800. senaryoda birisi arka tarafta internet bankacılığından yeni bir sürüm çıkıyor. Bu arada da tabii o sürüm çıkarken de sizin servisleriniz, sizin testleriniz hata vermeye başlıyor. Bu durumda şey diyorsunuz ya hocam sen oraya bir deployment çıktın ama bak benim servislerimi de etkiledin. Benim testlerimi etkiledin. Ben testlerimi bitirmek üzereyken hata vermeye başladı. Böyle bir yakınmada bulunuyorsunuz. Diğer tarafta şey diyor, ben senin testlerini koştuğunu bilmiyordum. Yani bilemedi de bilirim. Dolayısıyla o da haklı. Bizim yapmamız gereken işte böyle bir durumda oradaki servislerimizle aramızda aslında gerekmedikçe böyle bir bağımlılık yaratmamak. Ben bu tarafta
Bir yandan mikro servis dünyası geliştikçe herkes kendi servisiyle çalışırken üçüncü partiler arasında çok ciddi bir işte yeni sürüm işte ya da test gibi operasyonlar gerçekleşiyor. Veri bağımlılıkları var. Bu tarafta da açıkçası çok ciddi problemler yarattığını görüyorum. Yani örneğin yüzlerce mikro servisten oluşan bir elektronik ticaret sisteminde siz bir servis geliştirdiğinizde tam test ederken bir başkası ya da tam deployment yaparken bir başkası onunla ilgili bir sürüm çıkışı gerçekleştirebiliyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Aslında bunun ideal yolu izolasyon. İzolasyon şu demek, gerekmedikçe bizim o servislerimizle aramızda, bu arada görüntüyü de kontrol edelim. Nasıl görüntü ve ses diye arkadaşlara yazdım. Elif, görüntü ve ses iyi değil mi? Yani bir sıkıntı olursa söylersen iyi olur. Evet, güzel. O servislerimiz arasında bir izolasyon yaratmak en güzel oluyor. Bunu sanal servislerle yapıyoruz. Sanal servisler nasıl çalışıyor? Aslında siz üçüncü partiyle aranızda kurduğunuz kontratı bir sanal servis haline getiriyorsunuz. Bir geliştirme sürecinde ya da test sürecinde öncelikle o izole servislerle bir test gerçekleştiriyorsunuz. Ben bununla ilgili bu arada bir örnek yaptım. O örneği de gerçekleştireceğim. Şunun üzerinden gidelim. Servis analizleme sahte yani gerçek aksiyon almayan servisleri ifade eder. Evet, aslında sahte servis. Bunun birkaç yöntemi var. Bir, bu servisleri yazabilirsiniz. İki, bu servislerin bir snapshot'ını alabilirsiniz. Yani kaydedip aslında aynı servisi kullanabilirsiniz. Var olan bir servis kayıt edilerek yeni bir servis, sanal servis haline getirilebilir. Sanki varmışçasına. Var olmayan bir servis öncesinde sanal servis olarak tasarlanabilir. Bu da şu, development ya da test aşamasında siz karşı taraftan sizinle ilgili az önce bahsettiğim işte promotion'ı gerçekleştiriyorsunuz. Bir promosyon yazacaksınız elektronik ticaret modülüne ama ödeme ile ilgili o payment ekibinden bir geliştirme bekliyorsunuz. Ekstra taksit mesela. Burada şunu yapabilirsiniz. Ekstra taksitte çalışacağınız servisi karşı tarafla anlaşıp onu bir sahte servismiş gibi, sahte servis olarak yani bir servismiş gibi ayağa kaldırıp çalışmanızı bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Burada biraz şey de olabiliyor. Özellikle bankacılık, sigortacılık gibi yerlerde bir sistemde çalıştığınızda işte sürekli işte SBM ya da BDDK'nın servislerini ya da KKB'nin servislerini kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bunlar regülasyondan ötürü bankaların entegrasyonunu yapması gereken üçüncü parti sağlayıcılar. Bu durumda siz şunu diyebiliyorsunuz. Ya ben testlerimi yaparken MKK'nın servisine gitmek zorunda değilim. Çünkü zaman zaman yanıt vermeyebiliyor ya da onu kullanırken ücretli bir yani ücret kullanmak zorunda kalabiliyorum ya da o servisi yormak zorunda değilim deyip o servisle aranızda bir tane sanal servis kullanabilirsiniz. Yine bir başka şey. Mesela bir test ortamınızda ya da farklı bir ortamda yük testi yaptığınızda, gerçek ortam da olabilir bu. Yük testini yaparken eğer yükün karşı tarafa da gitmesini istemiyorsanız aradaki servisinizi yine bu izole servis haline getirebilirsiniz. Örneğin elektronik ticaret sisteminde bir test yapıyorsunuz ama test de olsa sizin testleriniz yine ödeme sisteminin test kanalına gidiyor. Ama ödeme sisteminin test kanalı, test servisleri bu yaptığınız yükü kaldırabilecek durumda değil. O zaman o yükün de oraya gitmemesi için aranızdaki yine servisleri sanal hale getirebilirsiniz. Ben burada benim noktamı bahsedeceğim ama çok fazla bununla ilgili hani commercial ya da açık kaynak şeyler var, ürünler var. WireMock açık kaynak bir ürün. Yani .NET implementasyonları da olan. Ben Java ile yapacağım. Aranızdaki izolasyonları yapmanızı sağlayan bir servis şekli. İşte direkt Spring'le vesaire de entegrasyonu var. HTTP protokolü üzerinde çalışıyor ama işte birkaç JDBC implementasyonu da çıktı. İşte dolayısıyla siz GMS, SOAP, REST gibi HTTP protokolü üzerinde kurulu da diğer servisleriyle çalışabiliyorsunuz.
GDPR virtualization için aslında şunu sağlıyor. Bir database'in GDPR seviyesinde sanallaştırılıp database'e SQL soruları gönderirken aslında yanıtların o sanal servislerden dönmesini sağlıyor. Aslında siz database'e bir sorgu gönderiyorsunuz ama arada bir izolasyon var. O database'e gitmiyor. Aradaki datadan yanıt veriyor. Bunu snapshot olarak da yapabilirsiniz yine. Yani record edip aslında siz database'e bir select gönderdiğinizde gerçekten database'i ya da insert gönderdiğinizde database'i yormadan servislerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Biz bunu birkaç şekilde kullanıyoruz. Birincisi yük testi yaptığımızda örneğin bir elektronik ticaret sistemine yük testi yapıyoruz ama ERP'ye kirli datanın gitmemesi ya da ERP sistemini yormaması için aradaki servislerini sanal servis haline getirebiliriz. Bir başka kullandığımız yöntem yani benim severek kullandığım bir yöntem. Bir müşteriye gittiniz. Development yapıyorsunuz. Bu bir banka. Banka diyor ki benim bankamın içinde çalışmak zorundasın. Çünkü etrafında çok fazla servis var. Bu servisler olmadan bu ürünü geliştirme şansın yok. İçeri girdiğinizde bu etrafınızdaki servislerin bir snapshot'ını alıp kendi ofisinize gittiğinizde sanki o servisler varmış gibi hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Yani böyle de mesela güzel bir kullanım alanı var. Neden servis sanallaştırma? Bir kere bağımlılıkları minimum hale getirmeye çalışıyoruz. Bu önemli. Açıkçası yazılım geliştirme pratikleri açısından da mesela hep coupling konusu gündeme gelir. Amaç bağımlılıklardan izolasyon sağlamak. Burada da ürünler arası izolasyon sağlamak önemli. Sistemlerin birbirleri arasında izolasyon sağlanması bizim için önemli. Yine bunun haricinde test sistemlerindeki veri problemlerini çözmek açısından önemli. Bu arada biz duyuyoruz ama ben şeyi de açayım. Chat'e birileri yazarsa iyi olur. Ses iyi mi diye. Bir tane gelmiş. Şimdi biri sormuş. End-to-end test yapmış oluyoruz o zaman. End-to-end test yapmak sorulmana gerek yok mu diyorsun? Onu anlamadım soruyu. End-to-end teste gerek var. Bu tarz izolasyonu yaparken aslında şu önemli. Siz izolasyon yapsanız da bir sonrasında bu entegrasyon testlerini zaten yapmanız gerekiyor. Örneğin bir elektronik ticaret sisteminde ERP'ye gidiyorsunuz. ERP'yi ile olan entegrasyonunuzu izole ettiniz. Güzel. Testlerinizi çalıştırabilirsiniz ama her halükarda bu testleri yapmak zorundasınız yine. Ama olabildiğince sağ kaydırmaya çalışıyoruz. Neden? Biz testlerimizi çok sık koşmak istiyoruz. Aslında ecel prensiplerin bir nedeni de uygulamanın bir nedeni de ecel test prensiplerinden bahsedersek olabildiğince hızlı geri bildirim vermek bizim için önemli test süreçlerinde. Ben ne kadar sık test koşup takıma geri bildirim veriyorsam aslında o kadar iyi bir şey yapıyorum. Dolayısıyla bütün organizasyon çok sık test koşar ve elindeki verileri bozar ve entegrasyonları ayakta tutmakla uğraşırsa aslında ciddi bir iş yükü gerçekleştirir. O yüzden biz sola doğru çektikçe aramızdaki izolasyonu sağlayıp sağa doğru yani deployment'a yaklaştıkça entegrasyon testlerimizi yapma şansımız olur. Yani şöyle söyleyeyim. Bir elektronik ticaret sistemisiniz. Herkesin çok ciddi bir test kapsamı var. Yaklaşık birbirinden ayrı 10-15 takım var. Ya da bir banka olarak düşünün. 20-25 takım var. Herkes diyor ki kimse production'a dokunmasın. Ben testlerimi koşacağım. Yaklaşık bir saat sürecek. Sonra öteki diyor. Yani bu çok mümkün değil. O yüzden sola geçtikçe yani sol tarafta DevOps pipeline'ının solunda bu izolasyonu yapmanız gerekiyor. Ne kadar çok bağımlılığınız olursa o kadar çok iş yükünüz olur. Öyle söyleyeyim. Test sistemlerinde veri problemi, evet. Yani burada da şöyle bir problem oluyor. Siz testinizi koşarken bir başka sistemden gelen farklı bir test sizin verinizi bozabilir. Bu bir. İkincisi, daha önce hazırladığınız testi
sistemin kendisi bozmuş olabilir. Yani bir telekom operatöründe fatura ödeme, yani fatura ödeyeceksiniz, online sistemi test ediyorsunuz. Faturanızı öderken o datayla bir başkası çalıştı ya da sizin kullandığınız veriyi o tarafta sürekli bulmak zorunda kalıyorsunuz, yaratmak zorunda kalıyorsunuz. Yine bu izolasyon için izolasyon yapılması gerektiği bir yer, aksi takdirde ciddi problemler olabiliyor. Yani şu demek değil hiçbir zaman. End-to-end test yapmayacağım değil tabii ki. Ama sona geçtikçe testlerinizi sık koşmanız isteniyorsa ki gereklilik bu, sık geri bildirim vermeniz gerekiyor. Üçüncü partilerle aranızda izolasyon sağlamanız gerekiyor. Alt sistemlerde oluşan etkileri minimum hale getirmek. Evet, biz mesela özellikle yük testlerinde bir internet bankacılığına yük uyguladığımızda arkadaki tüm sistemler etkileniyorsa ciddi anlamda kirli data birikmesine neden olabiliyor. Bunu yapmak için aslında bu izolasyonu yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla alt sistemlerle ilgili etkileri de minimum hale getirmeniz önemli. Evet, sağ olsun arkadaşlar. Sesle ilgili sorunları da söylemişler. Tamam, gayet iyi sesimiz. Geliştirme sürecinde yapılan testlerde alt sistem bağımlılıklarını minimum hale getirmek yine hedeflerimizden biri. Servis analizlaştırmada aslında yaptığımız şu, dediğim gibi altta çalıştığınız üçüncü parti servislerle, mesela ben şurada şey yapayım, işte bir IBM MQ sistemiyle bir GMS protokolü üzerinde yaptığınız bir iletişim ya da bir file transfer ya da HTTP swap, HTTP REST protokolü üzerinden yaptığınız bir erişimde bütün altınızdaki o servislerin ayakta kalmasını beklemek hakikaten zor. Ya bir yandan şöyle bir şey oluyor. Siz testlerinizi koşmak istiyorsunuz internet bankacılığı olarak. Temel bankacılık tarafındaki uygulamalarda bir sorun oluyor ve bu sorun bir gün sürüyor. Siz testlerinizi koşmak için bir gün bekliyorsunuz ya da development'ınızı da devam ettirebilmek için bir gün bekliyorsunuz. Ya bu iyi bir şey değil. Sizi durduran bir şey. Dolayısıyla olabildiğince bunu kontrollü gitmeniz iyi olur. Araç olarak ben Binomoku anlatacağım ama mesela Sea'in Service Virtualization ürünü var. Microfocus'un Service Virtualization ürünü var. Microfocus'un ürünü iyi, Sea'in de fena değil. Microfocus'un mesela benim ürününde sevdiğim şeyler, snapshot'ları gayet güzel çıkartıyor. Güzel mappingler veriyor. Performans olarak iyi. Smart Beer'in Service Pro isimli bir ürünü var. IBM'in yine Service Virtualization ürünü var. Diğer commercial mesela Traffic Parrot diye bir ürün var. Bunları kullanabilirsiniz. Binomoku açık kaynak tamamen. HTTP protokolü üzerine sanallaştırma yapan bir ürün. Dolayısıyla mesela bir GDBC implementasyonu yok ama mesela Binomoku'a eklenmiş GDBC implementasyonları var. Proxy'lerle yapılan. GitHub'da bununla ilgili güzel projeler var. Kullanabilirsiniz. Servisleri record edebilmenizi sağlıyor. Ve bunun yanında standalone olarak çalışabiliyor. Yani direkt olarak Binomoku servislerin içine snapshot'ını al ve bu snapshot'larla yönetmeye devam et diyebiliyorsunuz. Birazdan göstereceğim. Bunun yanında servislerinizi dinamik olarak işte Java, işte Binomoku'nun .NET implementasyonlarıyla .NET olmak üzere dinamik olarak da servislerinizin yanıtlarını yazabiliyorsunuz. Bu şu, benim işte kullanmak istediğim bir regülasyon gereği, işte E-Devlet'te bir servis var. Ben onu aslında dinamik olarak yanıtlamak istiyorum. İşte ben bu datayı gönderirsem bunu dön, bunu gönderirsem bunu dön diyebiliyorsunuz. Servislerin bir kısmını gerçek servis, bir kısmını sanal servis olarak yanıtlayabilirsiniz. Binomoku arada ya da servis virtualization araçları arada sizin servislerinizi o protokolde dinleyerek, bunu proxyleyerek yapabiliyor ya da network seviyesinde dinleyebiliyor. Bu servisleri dinleyerek aradaki yaptığımız bütün hareketlerin bir kaydını tutuyor. Sonrasında diğer sistem down olsa da bu sistemin aslında yanıt verebilmesini sağlıyor. Şimdi ben bir tane proje yaptım. Sample Web Project dedim ismine. Bu arada bunu benim kendi GitHub adresime attım. GitHub'da Melis Sakarya adresine girerseniz burada repository'ler arasında
Sample Web Project var. Bu bir Java projesi bu arada. Hani ben Java ile yaptım bunu. Bunun içerisinde birazdan göstereceğim. Yaptığım örnekler yine bulunuyor. Buraya gidip bak şimdi. Burada ben aslında şeyi göstermek istedim. Şimdi benim bir developer olarak aslında geliştirdiğim bir ürün var. Basit bir modelim var, basit bir servisim var. Aslında servisimde şu bilgiler var. Private dememişim. Hızlı geliştirdiğim bir servis. Encapsulation'a aykırı getir setter'larını, private'larını yazmıyorum. İnşallah bu eğitimlerin arasında bir clean code, design pattern ve anti-pattern eğitimi de yapacağız. Bu bir basit bir nesne, user nesnesi. Bu user nesnesi bunun yanında da bir user service nesnesine bağlı. Ne yapıyor? Bir user kaydediyor, listeliyor, bir user'ın bulunmasını sağlıyor ama bu bulunmasını istediğimiz bir Spring projesi bu arada. Spring Boot'a yaptım. Örnekleri görebilirsiniz. Bu üçüncü parti bir yerdeki aslında bir servisi çağırmamı sağlıyor. Ben şöyle yapayım. Kullandığım servis şurada benim başka bir sunucumda bulunan bir web uygulaması Sample Java'ya. Bu uygulama da yine GitHub içerisinde bulunuyor. Yine benim GitHub adresime girerseniz şuradaki Sample Java'ya uygulaması içerisinde. Bu da Java ile yazılmış. Java Enterprise Edition ile yazılmış bir uygulama. Burada ne yapıyor? O servislerin add list ve get user REST servislerini çağırarak o servislerden aslında bilgi alıyor. Dolayısıyla benim user service, Spring ile yazdığım user service sınıfım aslında bir web servis aracılığıyla üçüncü parti bir yerden, farklı bir uygulamadan kullanıcıya ait bilgilere geliyor, getiriyor. Bu kurumsal uygulamanızda şey olarak kullanılabilir. Mesela siz kurumsal bir uygulama yaptınız. Bu uygulama içerisinde dışarıya gidip mesela LDAP'tan ya da Identity Manager'dan kullanıcıya ait bilgileri almak istiyorsunuz. Ya da organizasyondaki, şirketteki kullanıcılara ait bilgileri almak istiyorsunuz. Bunun benzeri bir uygulama. Bu uygulamayı ben şuradan direkt REST servis olarak da çağırabiliyorum. Bu servis içerisinde kullanıcıları getirebiliyorum. Yine bu kullanıcıları mesela işte 53 numaralı kullanıcı olarak bir kullanıcı olarak getirebiliyorum. Ekleme ve silme yapabilirim. Yani ön yüzde yaptığım bütün hareketlerin aynısını birer REST servis haline getirdim. O REST servisi de yine siz buradaki web uygulamasında şu source'un içerisinde Java'nın içerisinde. Bu arada bu uygulamanın yine güzel bir tarafı var. Olabildiğince design pattern'lara uygun olarak yazıldı. Hem unit hem entegrasyon testleri var. Şurada da hem SOAP hem REST servisleri var. Mesela bu uygulamanın işte REST tuşları bu şekilde. User'ın altındaki işte add, remove ya da işte get user by ID ya da list gibi benim servislerimi karşılayacak ön yüzleri içeriyor. Ben bu uygulamaya aynı zamanda bir entegrasyon testi yazdım. Yani testin altına girdiğinizde Java'nın altında bunun entegrasyon testleri var. İşte find by user ID'de ne yapıyor? İşte bir 53 numaralı user'ı bulup isminin Ahmet olup olmadığını kontrol ediyor. Bir assertion var. TDD prensibiyle gittim. Dolayısıyla dedim ki user servisi test etmek istiyorum. 53 numaralı user'ı bulmaya çalıştığımda Ahmet mi geliyor? Veya user listin testini yazdım. User kullanıcı listesini getirdiğinde sıfırdan büyük bir değer gelmesini bekliyorum. Add user testte de bir kullanıcı eklemeye çalıştığımda ona ID atamış olmanı, kaydetmiş olmanı bekliyorum diye yazdım. Basit bir test. Spring entegrasyon testlerini kullandım. Spring Boot'un Spring Boot test, yani Spring Integration Test kütüphanesini kullandım. Dolayısıyla bunu çalıştırmak istedim de, run dediğimde, bakalım çalışacak mı? Bu bir entegrasyon testi. Yine bir TDD eğitimi yapmak istiyoruz. TDD eğitiminde
unit test ve entegrasyon testi arasında, yani component testi deniyor buna bu arada test dünyasında ya da developerlar arasında. Bir unit testi, entegrasyon testi arasındaki farkı anlatacağım. Gruba bence kaydı olabilirsiniz onunla ilgili. Ben şu anda Spring komponentleri seviyesinde bir test yapıyorum. Database katmanı da ya da service katmanı da dahil olmak üzere. Unit testlerin farkıysa, ben bir unit test yapmaya çalıştığımdaysa, aslında arka taraftaki servislerin izolasyonuyla onu yapmaya çalışıyorum. Yani bu testin, unit testini yazmaya çalışsaydım eğer, şu arkada kullandığı REST template'i ya da base URL gibi tanımları izole etmem gerekiyordu. Bizim unit testteki aslında kullandığımız moklama mantığı, Mockit ise Mockito gibi araçların aslında servis tarafındaki karşılığı WireMock. WireMock işte obje izolasyonu yerine servis izolasyonu sağlıyor. Şimdi bu arada testçi arkadaşların çok kafasını karıştırmak istemiyorum. Çünkü biraz development'la ilgili konuştum. Bu arada testlerimin üçü de çalıştı. Yalnız testlerimde şöyle bir şey var. Ben bir user'ı bulmaya çalıştığımda, 53 numaralı user'ı bulmaya çalıştığımda, bunun find user servisi aslında arka tarafta bir tane RESTful servise bağlanıp bu servisin getirdiği bilgilerle bu validasyonu yapıyor. Ama şöyle bir problem var. Eğer ben o servisi açalım. O servisin olduğu makine cloud'da bir makine. Bağlanıyorum oraya. O servis buydu. Şimdi ben makinedeki sunucuyu kapatırsam, yani belki de bir deployment ya da bir problem yaratırsam, o makine gitti. Dolayısıyla ben şu anda development'ımı yapana kadar ya da testlerimi yapmaya başlayana kadar bu makinenin açık olmasını bekleyeceğim. Yani ciddi bir problem oluştu. Şimdi bunun bir bank olduğunu düşünürseniz, bu veri kaynaklı olabilir, aynen bu şekilde deployment kaynaklı bir problem olabilir ya da başka bir sorun olabilir. Yani benim şu anda diğer bağımlılığımın olduğu sistemin ayakta olmasını beklemek gibi bir problemim var. Bu arada Londra'dan Fatih Hocam dinliyormuş. O da ses iyi diyor. WhatsApp'tan yazmış. Benim şu anda o bağımlılıkla ilgili bir problemim var. Dolayısıyla ben iki şey yapabilirim. Ya o sistemin ayakta kalmasını beklerim ya da geçici olarak kendime bir çözüm bulmaya çalışırım. İşte benim bu unit testlerimin, bu arada kodu biraz büyüteyim. Burada arada soru var mı ona bakacağım. Az önce bahsettiğiniz bankacılık örneğinde servisin sınırsızını aldıktan sonra servis olarak değiştirme sanallaştırım servis etkileyecek mi yoksa tekrar okuyamıyorum. Banka yönetmen gerekir. Yok. Yani otomatik update alabilirsiniz servislerde. Birinci soruyu yanıtlıyorum. Eğer üçüncü partiyle aramdaki servisi bir kere sanallaştırdım ve sanallaştırılmış servisten devam ediyorsam oradaki servis değiştirirse ben eski servise devam ederim. Ama birazdan göstereceğim. Otomatik update edebilirsiniz onu. Değişiklikleri. Kontrat değişmediği nasıl anlayacağız? Bir pratik var mı hakkında? Takımların kontrat testi yazması dışında. Kontrat testi yazmanız gerekiyor. Kontrat testi şu aslında. Yine aslında güzel anlatılabilecek konulardan biri. Consumer driven contract test denen bir kavram var. Özellikle servislerle birbirine bağlı olan sistemlerde ki son zamanlarda mikro servislerde oldukça güncel bir konu. Siz üçüncü partilerin etkilenmediğinizi aranızdaki kontratlardan kontrol edebilirsiniz. Örneğin, ben bir mikroservis geliştiriyorum. Beni kullanan birçok servis var. Ben mikroservisin authentication, authorization kısmını geliştiriyorum. Yani herkese authentication, authorization ile ilgili bilgi veren bir servis geliştiriyorum. Sonra ben bu servise bir değişiklik yaptım ve ayağa kaldırdım. Sonra birisi el kaldırdı. Dedi ki, abi sen bir servisi değiştirip production'a geçmişsin. Evet doğru. İyi de ben onu kullanıyordum. Benim niye haberim yok diyebilir. Ben de ona iyi de ben senin kullandığını nereden bileyim diyebilirim. Bu durumda aslında aramızda bir kontrat olmasını bekliyoruz.
Dolayısıyla bu kontratlar, bu kontratları iki taraflı olarak oluşturursak, birisi yine bir sürüm çıktığında, ya ben bir sürüm çıkıyorum ama kontratlar buna izin vermedi. Yani benim karşı tarafla aramda bir anlaşma var, bir kontrat var. Bu kontrata uymayan bir değişiklik yaptım. O zaman benim onu ona söylemem gerekiyor. Dediğimiz aslında bir validasyon modeli. Dolayısıyla özellikle servislerin çok olduğu yerlerde aranızda kontratların olması oldukça önemli. Aksi takdirde az önceki konuya dönüyor. Yani ben bir sürüm çıkıyorum. 50 kişiye haber veriyorum ama 51. kişi ben de onu kullanıyordum diyebiliyor. İşte bu kontratları aslında karşılıklı oluşturmak gerekiyor. API Manager'da servis analizleştirme için kullanılması kolaylık açısından uygun mudur? Yani API Management'ı tool'larını çok bilmiyorum. Bazılarında sanallaştırma var. API Management'ın sağladığı bir başka güzel özellik API'ların versiyonlanmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu kadar çok API'nin olduğu bir yerde tabii ki kullanılması iyi olur. Service virtualization dediğimiz kalsanız API mi, servis mi genel olarak eğer öyleyse Bceptor gibi portallardan mock servis yaratıp kullanmak daha pratik olmaz mı? Evet, Bceptor gibi yerler şeyleri kullanabilirsiniz. Sadece burada şöyle bir şey var. Bir banka içerisinde ya da bir kurum içerisinde aranızdaki henüz dışarı açılmamış servislerin proxy'sini oluşturmak, kullanmak için Wiremock gibi araçta daha uygun. Bunun haricinde Wiremock'un güzel tarafı HTTP üzerindeki tüm protokolleri aslında sanallaştırabiliyor. Hatta işte GDBC implementasyonları çıktı. Dolayısıyla benim kullanmanızı önerdiğim şeylerden biri. Peki. Evet. Arada soruları da yanıtlamış oldum. Şimdi bu arada bu servis gitti. Dolayısıyla benim az önce çağırdığım testleri bir daha çağırıyorum. Ve orada bir bayrak kaldırıyorum. Şimdi testlerim hata verecek. Spring Context'ini ayağa kaldırdı, testleri çalışacak. İşte entegrasyon testinin farkı bu. Ve dikkatinizi çeken bir şey var mı? Yavaş. Entegrasyon testleri daha etkili olmasına karşın TDD içerisinde kullanılması, yani bu kadar çok kullanılması tavsiye edilmiyor. Daha çok bu tarz fonksiyonel testlerin unit test seviyesinde yapılması, öncelikle yapılması performans açısından daha iyi görünüyor. Bu arada unit test yapıyor olmanız entegrasyon testi yapıyor, yapmıyor olmanız anlamına gelmiyor ya da UI testlerini yapmamanız anlamına gelmiyor. Her halükarda bunları yapmanız gerekiyor. Şimdi bu üç tane testim hata verdi. Sebebi şu, diğer taraftaki sistem çöktü. Yani down oldu. Şu anda ben geliştirme yapamıyorum, unit testlerim çalışmıyor. Karşıdaki servisleri kullanamadığım için bu izolasyonu sağlayamıyorum. Şimdi ben aradaki bu konuştuğum şeyi bir sanal servis haline nasıl getiririm? Şöyle, birincisi bu servisin bir snapshot'ını alabilirsiniz. Kaydedebilirsiniz. Şu an onu yapmayacağım. İkincisi, programatik olarak Wiremock'la aranızda bir servis varmış gibi bir sanal servis hazırlayabilirsiniz. Wiremock, Spring ve .NET'te doğrudan entegrasyonu olan bir araç. Dolayısıyla İki yöntemden de bahsedeceğim. Bir programatik olarak bu servisi hazırlayabilirsiniz. İkincisi bu servisin snapshot'ıyla çalışabilirsiniz. Yani ilk kaydettiğindeki haliyle çalışabilirsiniz. Programatik olarak nasıl yaparız? Ben bu unit testlerin ayağa kalkması için aynı servisin şuradaki application test 1'in test 2 halini yazdım. Burada yaptığım bazı şeyler var. Birincisi yine bu bir Spring Boot testi. Wiremock extension'ını kullandım. JUnit 5 kullandım bu arada. Dolayısıyla direkt olarak extension'ını kullandım. İkincisi Wiremock server'ını inject ettim. Üçüncüsü de konfigürasyonunu verdim. Default konfigürasyonu 8080 portundan çalışıyor. 8080 portu ben de başka amaçta kullanabileceği için ben onu 9080'e çevirdim. Bu artık bende bir tane sanal servis sunucusunun hazır olmasını sağladı Wiremock. Peki bunu nasıl implement edebilirim? Ben bir stop tanımıyla entegrasyon yapacağım. Tabii stop mock tanımı burada
biraz karışabilirim. MOOC, benim daha önce anlattığım TDD sunumlarına bakarsanız eğer, orada TDD bir yazılım geliştirme pratiği, bir development pratiği. Dolayısıyla TDD'nin bir testçi tarafından yapılması gibi bir şey, bir beklenti olamaz. Yani ben burada bunları anlatırken bir testçinin unit test yazmasından falan bahsetmiyorum. Aynı şekilde bunun da bir testçinin yazmasından aslında çok fazla bahsetmiyorum. Ama testçilerin bunu bilmesi hakikaten iyi olur. Ben şöyle bir şey diyorum. Yani ki bir stop oluşturacağım. Yani bunu anlatırken şunu demek istedim. Stop ve mock arasındaki fark, mock tamamen sahtedir. Stopsa onun benzerinin oluşturulmasıdır. Bir unit test yazarken mock kullanırsanız, kullanırsanız tamamen sahtesini kullanmış olursunuz. Dolayısıyla içindeki hiçbir metot, hiçbir değişken gerçek değerlerini taşımaz. Stopsa gerçeğine yakın bir implementasyon yazmanızı bekler. İşte biz burada aslında bir stop oluşturuyoruz bir nevi. Bu stop şunu yapıyor. Diyor ki, ben diyor, senin az önce kullandığın REST servisini, REST user ve ardından bir değer geliyor, servisini kullanmak istersen geriye otomatik olarak 200 döndürürüm. HTTP OK döndürürüm. Burada HTTP OK value'yu aşağı kurursanız aslında, bunun koduna bakacak olursanız, bu value aslında 200 değerini alıyor. OK value. Neyse. İki. Header'ında JSON value döneceğim. Bunları değiştirebilirsiniz de. Ve body'sinde böyle bir text döneceğim. Dolayısıyla şimdi ben bu testi az öncekinin sadece şu kısmı ve şu konfigürasyon kısmı eklenmiş tarafını çağıracak olursam, hiç çağıralı. Diğer taraftaki servisimiz down olmuş olsa dahi bu taraftaki servisi bizim için sahte olan servisle ayağa kaldırıyor olacak. Bunu bir regex'le yazdım ben bunu. Direkt matching dedim ama bir URL pet tanımıyla da doğrudan çağırabilirsiniz. Diyeyim aşağıdakilerde buralarda matching demişim. Mesela burada matching demek zorunda değilim. Burada direkt olarak URL pet equal to diyebilirim ki diyeyim. Bunu farklı diyeyim. Bu durumda list servisini getirecek. Oo, bu arada servis hata verdi. Bakalım neden hata verdi. Evet. Şundan dolayı hata verdi. Yine o sunucuya gitmeye çalıştı. Ben sanal bir servis haline getirdim bunu. Sanal servislerin çağrımını şu anda Localhost'tan yapıyorum. Bu 63 sunucusundan da yapabilirsiniz. İkisi de olabilir. 63 sunucusundan yanıt vermesini bekliyorsanız burada o proxy üzerinden gitmesini beklemeniz lazım. O proxy de ben kaldırmadım ayağı ama localhost 80 dediğinizde direkt lokaldeki WireMock sunucusundan proxy ederek izleyelim. Bunu derseniz bir proxy'den geçtiği için proxy reverse proxy ile birlikte size şunu yapacak. Sanki o sunucuya gidiyormuş gibi yanıt vermeye devam edecek. Ben şimdi bunu yapmıyorum. Bunu kaldırıyorum. Bunu kaldırdım, bunu yapmadım. Şimdi application'da lokaldeki bu sunucuya gitmek istediğimde şunu yaptı. Dedi ki, evet sen bir test çalıştırıyorsun. Az öncekinden farklı olarak. Az önceki de bunu çağırdım. Şu kısmı çağırdım. Burada yine onu çağırıyorsun. Bu iki satırı çağırıyorsun. Ama farklı olarak öncesinde bir stop tanımı yaptın. O stop tanımı da şunu yaptı. Dedi ki, eğer localhost'ta REST user'da bir çağrım yaparsan geriye senin 200 dönmeni ve HTTP OK dönmeni ve header'da content type'ının JSON olmasını ve header içeriğinde de bunun olmasını bekliyorum diye bir yanıt verdim. Şimdi az önce hata veren aynı test muhtemelen başarılı olarak yanıt verdi. Yaptığı şu aslında. Şu WireMock'ta şu console notifier'ı true yaptığım için
şu konsolda bu REST cevaplarının detaylarını da yazdı. Dedi ki, eğer herhangi bir yerde ben bir tane sanal tanım yaptım, bir stub tanımı yaptım. Herhangi bir yerde user'ın içerisinde yani bu pet'i çağırırsam, REST user ardından herhangi bir sayı gelirse, bu bir regular expression. Response olarak 200 döner, geriye body'sine bunu döner, header'ına da content tab JSON dönerim diye bir yanıt verdi. Ardından bir çağrım yaptı. Dedi ki bir çağrımı da match ettim. Dolayısıyla buradakini kullanabilirim. Eğer bu sanal servisi, farklı bir servis yapsaydım, tekrar çağırayım. Bu arada o çalışırken hata verecek şimdi. Bilgisayar Fatih yazmış. Servis utilization dediğimizde kastımız API'miz, servisleri genel olarak. Evet, az önceki soru. Mock servisler ile arasındaki fark nedir? Bu mock servis aslında, evet. Mock servis sadece mocklamayı bu şekilde otomatik yapmanızı sağlıyor. Programatik yapmanızı sağlıyor. Bir de birazdan göstereceğim. Direkt olarak bunları çağırmanızı sağlıyor. Hop, hata verdi. Az önce bahsettiğim hata. Hata ne? Dedi ki, sen bir servis çağırıyorsun, user 53 diye. Ama bende match eden herhangi bir servis yok. Dolayısıyla doğru servis çalıştığında yine bu hata vermeye devam edecek. Şimdi stub tanımlarında bir get ya da post çağrımı kullanabilirsiniz. Bir URL matching ya da bir pet kullanabilirsiniz. Dönüşünde response olarak 200'lü 500'lü hatalar verebilirsiniz. Programatik olarak içerisinde birçok şey yapabilirsiniz. Rastgele bir sayı geri dön ya da benim database'imden geriye bir içerik dön. Geriye content type olarak application JSON, XML ya da bir swap servisi yanıtı dön deme şansınız var. With body kısmında direkt bu bir REST. Dediğim gibi REST olmak zorunda değil. Bu bir swap servis de olabilir. ESL de dönmüş olabilir. Burada ben geriye bunu bu şekilde dönebilirim. With body. Ama bunun yerine şunu da yapabilirim. With body file bu durumda benim bir JSON'umu geri dönebilirim. O JSON'umda benim testlerimin resource'un içerisindeki iki tane alt çizgi files'la ayrılan Wiremock'un kullandığı pet bu. Şöyle JSON dosyaları olabilir. Yani siz bir JSON dosyasını ayrı bir file olarak alıp verdiğiniz yanıtta user.json deyip aynı yanıtı böyle uzun uzadıya vermek yerine bu şekilde verebiliriz. Hata verecek. Nokta virgül koymadım. Run dediğimde testimizi çalıştıracak. Aynı servis yanıt veriyormuş gibi bize yanıt vermeye devam edecek. Evet. Stub'u ve return'ı kapatmam lazımdı. Çalıştırdım ve içerideki user JSON'dan bunu getirip bir file'i getirecek. İşte güzel olan taraf, bunları otomatik kaydedebilirsiniz ve reponunuza atabilirsiniz. Birisi size şunu diyebilir. Ya ben o servise henüz yazmadım ama yazacağım. Yazıcıya kadar sana bu servisin JSON'ını vereyim. Bittiğinde de gerçeğini çağırırsın diyebilir. Çalışıyor, ayağa kaldırıyor ve aynı JSON'ı başarılı bir şekilde döndü. Şimdi ilginç bir şey yapacağım. Thread sleep. Şurayı 20 saniye bekleteyim, hatta 30 saniye bekleteyim. Testçiler için bir anti-pattern. Ben sadece bekletmek için göstereceğim. Benim sanal sunucum şu anda şurada verdiğim konfigürasyonda 90-80'de lokalde ayağa kaldırılıyor. Ben özellikle bir süre bekletmek istiyorum onu. Servisim de bu. O ayağa kalkasıya kadar localhost 90-80 altında rest user 6 diyeyim. Hop.
Bitmedi daha. Evet, yanıtını verdi. Şimdi ben de buradan çağırıyorum. Bakın yanıt burada da görünüyor. Bunu niçin yaptım bu arada? Aslında HTTP de şu anda bana yanıt veren bir sunucu hayatta sanki o varmış gibi yanıtını devam ettiriyor. Birazdan da bitecek. Burada yine sorulara bakayım. Promok tarzında yazılıyor ya abi. Kontrakt bir yerde duruyor ve takım değiştirdiyse, dökümünü güncellemediyse sınıfı yine boşa dönüyor. Kod değiştiren adam kontrakt esnasında değiştirmek lazım. Evet ama bu bir iletişim sağlıyor. Soru şu, ben kontratı yazdım ama karşı taraf bir değişiklik yaptı. Ben kontratımı tekrar değiştirmek zorundayım. Ama fark şu, kontratım onda olduğu için hatayı o görüyor ve benden doğru kontrat gelesiye kadar deployment'ını yapamıyor. Aksaklığı da benimle arasındaki iletişimde sorun olur. O yüzden zaten kontrat var bu arada. Yani iki tarafında kontrolü için kontrat var. Peki, ben aynısının list ve add user testlerini yaptım. Add user'da bakın bir post işlemi gerçekleştiriyorum. List'in add kısmına. Bu arada ben testlerimi çalıştırıyorum ama arka taraftaki benim aslında gerçek servislerimi sağlayan sunucu hala down durumda. Açmadım bunu. Açılasın. Bekliyorum. Peki bunun testçiler için de kolay bir yöntemi var. Proxy yöntemi. Yani pick and play yöntemi aslında diyebiliriz. O da şu. Ben bu testi direkt WireMock üzerinde otomatik olarak kullanabilirim. Önce tekrar aynı sunucuya ayağa kaldırıyorum. O sunucu benim Java Enterprise Edition'da yazdığım örnek bir işte JS Express Swap servislerinin olduğu bir uygulama. Dediğim gibi onu da gidip benim GitHub adresimden, Melisa Karya, GitHub Melisa Karya adresimden alıp kullanabilirsiniz. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bu sunucuyu ayağa kaldırdım. Şu anda bakayım. Açıldı mı? Açıldı. Geldi. Ben şunu yapmak istiyorum. Bu sunucuları ben tek tek orada bir stop tanımı olarak yazamam. Onun yerine şöyle bir şey yapabilirim. Firefox'a yapacağım bunu. Kolay proxy tanımlamak için. Bir tane WireMock sunucusu ayağa kaldırıyorum. Sunucu şu. Java. Bir tane jar dosyası. Bu arada bununla ilgili bütün detayları WireMock adresinden şu şekilde alabilirsiniz. Yani kendileri bir Moclub diye bir commercial ürün yaptı. Ama direkt olarak buradan doküman kısmından get standard'dan alabilirsiniz. Ben bir Maven olarak aldım ama buradan direkt download and install deyip de alma şansınız var. Şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum. Bu arada bir su alacağım. Kusura bakmayın. Hemen geliyorum. Evet, boğazım iyice şey oldu, yedek su aldım. Şimdi ben lokalde
şurada bir terminal açıp ben Mac kullanıyorum. Debian altında. CD şöyle diyelim ls bir bakalım. CD sample wire mock'un altında. Tamam. CD ls wire mock'un altında. Burada bir tane jar dosyam var. Java jar wiremock deyip wiremock sunucusuna ayak alırım. Şimdi bu sunucu wiremock'un standalone çalışan, az önceki unit testinde çalıştığı gibi standalone çalışan hali. Default'u 8080 portunda. İsterseniz java-jar wiremock deyip port port 8080 ya da 9080 diyebilirsiniz. Bununla ilgili şeyler zaten var. Bir şey yanlış yaptım herhalde. Clear. Şimdi direkt wiremock'u ayağa kaldırabilirsiniz. Bu size bu sonucuda bir şey verir. Şurada açayım. Şu ikisi dosyayı bir sileyim önce. Bir sunucu ayağa kaldırır. Ben direkt olarak 8080'de bu sunucu ayağa kaldıracağım. Bir, direkt buradan hangi sunucuyu dinleyeceği ve kaydedeceğini, kayıt edip etmeyeceğini, portunu vesaire her şeyini görebilirim. İki tane klasör oluşturdu. Biri files, biri mapping. Az önceki development ortamında aslında şuradaki alt iki çizgi files'in içerisinde benim yanıt vereceğim JSON'lar vardı. Bu arada JSON değil, HTML de olabilir. Ben bunun içine bir HTML, text, imaj koyup onun da yanıt vermesini isteyebilirim. İki, burada mappingleri koydu. Bu mappings klasörü aslında benim az önce yaptığım programatik yanıt çeşitlerini map edebileceğim yine bir JSON formatında bir tanım oluşturmasını sağlıyor. Bunu record ederken otomatik yapıyor. Şimdi şeyin güzel tarafı localhost 2.8080 dediğimde alt çizgi admin dediğimde wiremock bana bir admin ekranı getiriyor. Bunun içinde recorder olması lazım dediğimde böyle bir ekran veriyor. Bunu wiremock'un son versiyonlarında ekledim. Ben bunu çok kullanmıyorum ama kullanabiliriz de. Bu recorder benim neyi record etmek istediğimi soruyor. Diyorum ki ben şu IP adresindeki kayıtları record etmek istiyorum. Okey diyor. Bu bir proxy yöntemi. Az önce benim şurada ayağa kaldırdığım sunucu aslında bizim için bir proxy ayağa kaldırıyor. İstersem localhost, İstersem de az önce bahsettiğim sunucuda, artık browser'da, şurada sample list dersem bu list geliyor. Ama wiremock artı olarak benim için bir o listeyi, iki mappingini buraya kaydediyor olacak. Şimdi ben stop diyorum. Stop dedim. Yapacak mı? Record. Sıfır. Evet. Sebep şu. Özür dilerim. Tekrardan record'u başlatıyorum. Şunu çağırıyorum ama Firefox'un o proxy'den geçmesini sağlamam lazım. Localhost'a 8080 portunda bir proxy kullanmasını istedim Firefox'un. Şimdi kaydet çağırdığımda tekrar. Şimdi diyorum ki bitir. Bir tane diyor mappingini capture ettim. Şurada şöyle bir şey yaptı. Dedi ki bir tane file'ın mappingini gördüm. Hatta file'ı yok bile. Mappingini gördüm. Dedi ki
mapping'te sen az önce bir ID atadı. Sample Java ARS User List bir name verdi. Bir request yaptın. Request'in metodu get. Şu URL'e çağırdın. Ben response olarak 200 döndüm. Body'sinde bunu döndüm. Header'ında bu değerlere döndüm. İsterseniz bunları değiştirebilirsiniz. Persons through insertion index gibi HTTP ile ilgili detayları da görebilmenizi sağladı. Şimdi işin güzel tarafı şu. Ben tekrardan Varmok'u ayağa kaldırdığımda yine bu 63 sunucusu bana yanıt veriyor. Gayet güzel bir sıkıntı yok. Ben bu sunucumu down ettiğimde, karşı taraftaki sunucu yine down olduğunda, tekrar bunu çağırdığımda sanki o sunucu ayaktaymış gibi bana yanıt vermeye devam ediyor. Yani aslında bakın 63.34.88.168'e ben yine gitmeye çalışıyorum. Aslında o sunucu şu anda down durumda ama oradaki detayı yine benim için getiriyor. Bunu da yaptığı ne? Bu mapping'i benim için otomatik kaydederek. Siz isterseniz bu mapping'i yine projenizin içerisinde geçiyorum buraya. Şu resource'un altında files'ım vardı. Girip oraya yeni bir klasör oluşturuyorum. Mappings. Hatta atalım onu. Şu. Tabii buraya uzun bir isim verdi. Ben bu ismi git'e atayım mı dedi. Atsın, önemli değil. Refactor diyorum. Rename diyorum. Mesela ne olsun? Kullanıcı olsun. Kullanıcı JSON. Dedi ki sample Java ve diyorum ki sen çağrım olarak eğer kullanıcıyı çağırırsan geriye bunu dönmeni istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Path'ini de değiştirdim. Dolayısıyla Java yazmadan bu mappingleri bu şekilde tutma şansım var. Şimdi bunu nasıl deneyebilirim? Diyorum ki kullanıcıları çağıracağım bir servis varmış. O da şu. Kullanıcı. Geriye kullanıcının içinde ne var bakalım. Bir tane. Yok, bir kullanıcı listesi var. Şöyle yapayım. Evet, kullanıcı listesi var. Bu arada kullanıcı listesi burada çok uzun ya. Şurada body diyor ya. Siz bunu body file derseniz ayrıca bir file atma şansınız var. Bunu birazdan deneriz. Aynısını file haline getirelim. Gidiyorum. User Service'te. Ben bir developer'ım mesela. Bir liste dönecek burada. Dolayısıyla geriye list dönmem lazım. Bir list dönüyorum. İçinde user'ların olduğu user list diyorum. Bu da user list. Buradaki servisim hazır. Ben user değil. Kullanıcı listesi olsun. Şimdi bunun return'ı gene user list olacak. Şimdi ben bunun testini yazdığım anda şu şekilde hiçbir şekilde şuradaki stub'ı yazmama gerek kalmadan direkt olarak şey yapabilirim. Bir hata test yapayım. Public void kullanıcı listesi. Bunun testini yazıyorum. Nasıl başına test diyorum. Diyorum ki user service'in içindeki kullanıcı listesini çağır. Bunun sonucunda list tipinde kullanıcı listesi olması lazım. Kullanıcı listesi. Nereden kızdı? Long mu istiyor? User servise bakalım. İşte TDD'nin
avantajları. Gittim şuraya. Kullanıcı listesini getirdi. Bir assert true. Kullanıcı listesi nokta size büyük birden diyelim. Sıfırdan diyelim ya da. Kullanıcı listesinin gelmesini bekliyorum. Şimdi çalıştırıyorum bunu. Bakalım. Böyle bir pet yok bu arada. Yani ben mapping'de şöyle bir şey yaptım ya. Thread slash kullanıcı. Böyle bir pet yok ama ben varmış gibi sanal bir şey yaptım ve şu kadar satır da çağırdım onu. Tek yaptığım şey az önce kaydettiğim JSON'ı buraya atmak. Siz şunu yapabilirsiniz. Bu tarz servisleri kendinize JSON olarak attığınız zaman sanki varmış gibi direkt hayatını devam ettirebilir. Biz bunu mesela nerede yapmaya çalışıyoruz? Özellikle mobil uygulamalarda 100 ayrı cihazda test yapacaksak eğer bir tane mock servis alıyoruz sanki varmış gibi o mock servis hayatını devam ettiriyor. Bakın bu servis başarılı ama kullanıcı diye bir karşı tarafta bir servis yok henüz. Olan tek şey şu kullanıcı JSON. Bu yani. Bu arada buradaki mapping aslında çok güzel değil. Ben dolayısıyla bunu sileceğim. Şunu. Onun yerine body file diyeceğim. Ha. Burada isterseniz şuradaki dosyalarda vardır örneği. Açayım bakayım. Yok. Yok. İsterseniz de şöyle diyelim. Wire mock mapping file stopping. Şuna bakalım. Mesela burada örnekleri var. Metot get'te body'ye bunu yazabilirsin. Veya ha evet aslında güzel bir örneğini göstereyim. Şurada body bu şekilde. O zaman şunu yapalım. Body file'ını diyorum ki zaten burada var users JSON'ı da. Evet. Ben şunu bir denemek istiyorum aslında. Şu az önce çağırdığımda şu diyor ya. Bunun örneğini şöyle de görebilirsiniz. Bunu çalıştırdığınız anda bunun nasıl bir JSON mapping'i olduğunu da yani şunu yazmanıza gerek kalmadan JSON örneğini gösterecek. Ben orada bakayım doğru mu yazdım diye. Body find me buymuş. Bakın burada mesela XML dönüyor geriye. Yani şunu yanlış yazdım aslında. Evet. Verdi zaten. Body find name. Evet. Şimdi çalıştırdığımda run dediğimde bizim için yani bu kadar çok satır JSON'ı başka bir JSON'ın içerisine gömmek okunabilirliği engelliyor. Dolayısıyla ben şuradaki users JSON'ın dönmesini istedim. Bizim için bunu geriye dönüyor. Peki. Evet. Geriye başarılı bir şekilde döndü. Yukarıdaki bu arada az önce hani ben bakmak istediğim dediğim body find mesela var ya add user mesela bu şekilde döndüğünü şurada JSON örneğini, ya şunu alıp ben kopyalasam direkt şurada aslında bir mapping dosyası oluşturabilirdim. Bütün testlerimi koşturayım. Bütün testlerimi şöyle koşturacağım. Olmayan servislerim de var. Bu taraf down. Yani benim aslında konuştuğum üçüncü parti bütün o sunucu down durumda. Ben içerideki servislerimin hepsini koşturuyorum.
Kimisi bu şekilde Java'nın içerisine yazdığım, kimisi de şu şekilde hiç gerek olmadan şu JSON'dan gördüğüm sistem. Onu da onu da ne yaptım? Bir recorder'la kaydettim. Şöyle bir şey yapabilirsiniz, işin güzel tarafı. En sona ekledim ama, pardon, bu çalışım için. Bunu da dockerize edip, bir bankanın ya da bir e-ticaret sisteminin içindeki bütün üçüncü parti servisleri bir Docker instance'ı birer yani ayrı şey başına birer Docker instance'ı olarak oluşturup o Docker instance'ını ayağa kaldırdığınızda, bu arada dörde de çalıştı. Diğer taraf down olmasına karşın. Docker instance'ı olarak ayağa kaldırıp evinize gittiğinizde sanki şirkette çalışıyormuş gibi etrafınızdaki bütün servislerin ayakta olmasını sağlayabilirsiniz. Bu illa bir REST servisi olmak zorunda değil. Bir SOAP servis, bir HTML sayfası da olabilir. Yani siz şunu yapabilirsiniz. Burada. Ben şimdi ilginç bir şey yapacağım. Şu mapping'i alıp, ikinci bir mapping dosyası oluşturup. Şöyle diyeyim. Ana sayfa. Mapping'i oluşturup. Sonra bunu editleyelim. Ana sayfa, get çağrımında bunu çağırırsam hoş geldiniz yaz. Bu application JSON değil. Content type'ı da text HTML derseniz eğer buna da WireMock'u temizleyeyim. Tekrar ayar kaldırdığınızda bu sistemin ana sayfasını çağırmaya çalıştığınızda bakın hoş geldiniz yazıyor. Ne yaptım? Aslında çok basit bir şey yaptım. Dedim ki ben buranın içerisinde bir HTML görsem ya da şuraya body yerine body file name ana sayfa nokta HTML desem o sunucu çalışmıyor olsa dahi sanki çalışıyormuş gibi bu body'den yanıt vermeye devam eder. Bunun en güzel yöntemi dediğim gibi içerideki belli sunucularınızın servislerini birer Docker instance haline getirip bunu kullanmanız. Ben örneği attım zaten, buraları geçeceğim. Bu da bir Docker karşılığı. Bir volüm tanımı yapıyorum. Yani kendi makinemde bir pet'in içerisinde bunları belirtiyorum. Direkt Docker instance'ın içerisine de gömebilirim. Hangi proxy'de çalıştığını bu şekilde gösteriyorum ve bunun ardından da bu proxy yani bu sunucu üzerinden otomatik olarak o sunucuya ulaşamasam da kendi evimde olup şirketimde öyle bir yani şirkete sonuçta 10'la başlayan 192 ile başlayan bir IP'den erişiyorum ya da bir URL'den erişiyorum. O URL olmasa dahi o varmış gibi hayatını devam ettirebilir. İşimizi bu ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Şimdi ben bu arada mock servisler arasındaki farklar nedir? Dediğim gibi bu bir aslında mock servis. Sadece kolaylaştırıyor işimizi. Bu kontrat mock tarzında yazılıyor ya abi. Kontrat bir yerde duruyor. Takım değiştirdiği dokümanı güncellemediyse sıkıntı. Az önce yanıtlamıştım. gRPC destekliyor mu? Destekliyor diyebilirim. gRPC Google'ın bir RPC protokolü Ajax için benim bildiğim destekliyor. Bir protokolde mesela sıkıntı çıkmıştı ama destekliyordur herhalde. İkinci yöntemde önce gerçek servisi deniyor ve oluşturması stub üzerinden deniyor değil mi? Aynen öyle. Hem API değişiklikleri karşılaştığında riski azaltır hem de stub'a daha yakın. Çünkü realitede de gerçek servise gideceği için siz neden tercih etmiyorsunuz? Gerçek servisin ayakta olup olmadığını bilmiyorsunuz. Asıl problem bu. Yani bunun birkaç nedeni var sanal servis kullanmanız. İki, siz yüzlerce testinizi koşarken o servis down olabilir, veriyle ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla entegrasyon testi yapmadan önce değerlendirilen bir şey. İkincisi, sizin yaptığınız işlem diğer tarafta kirli data üretebilir. Bunu istemiyor olabilirsiniz, sanal servis kullanıyor olabilirsiniz. Üçüncüsü, o servis henüz hazır olmayabilir. Hazırmış gibi ya da o servisi kullanmak zorunda olabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeceğim. Sizin çalıştığınız ödeme sistemi şu anda çalışmıyor. Mastercard ya da başka bir sistem çalışmıyor.
test etmek için onu beklemek zorunda kalırsınız. Bunu yapmak istemeyeceksiniz. Ya da o serviste sanal bir şey, yani o servisin bu kadar yük alması gibi bir durum olmayabilir. Bu da tercih edilmeyecek bir şeydir. Her bir servis için konteyner mi ayağa kaldırılmalıdır? Yani ben Dockerize etmeyi daha çok tercih ediyorum. Şu anda kullanımını gösterdim ama yani direkt bunu aslında Dockerize edebilirsiniz. Hatta yapayım. Şöyle yapayım. Var mı? Docker. Docker Hub içerisinde açılsın. Direkt olarak bu şekilde kullanabilirsiniz. Hatta yine görelim. 80-80'i kullanacak. Kapatıyorum. Şu anda hiç kullanmama gerek kalmadan benim için o Docker instansını önce tabii download ediyor. O yüzden biraz zaman alabilir. Sonrasında 80-80 portunu da ayağa kaldıracak. İster bunun içerisine atabilirim. Record ettirebilirim. Bu Docker instansını kaydedip. İstersem de bir boyun tanımı yaparım. Bendeki bir pet'teki şeyleri tanımlayabilirim. İkisini de yapabilirsiniz. Benim önerim bunları güncel tutmak için gene versiyonlamanız. Yani ister volume tanımlayın, ister Docker servisi olarak tanımlayın. Versiyonlamanız her halükarda iyi olur. Bence konteyner ayağa kaldırın. Neyse bunu bu arada indiriyor. Ben normalde 50 dakika hedefliyordum. 50 dakikadan bayağı uzun sürdü. Son sorularınız varsa alabilirim. Bunu yine YouTube'da arkadaşlar Testinium'da, Testinium kanalında birkaç tane sunumumuz vardı. Emre Dündar kod kalitesinin sürekli denetiminden bahsetti. SonarQube. Ben New Relic kullanımı ve Production Monitoring'den bahsettim. Batuhan Zafer de Gage ve Selenium kullanımından bahsetti. Bunları yükledik. Bu videoyu da yükleyeceğiz. Daha sonra tekrar oradan dinleyebilirsiniz. Bakayım. Bu arada Docker instance ayağa kalktı 80-80'de. Ben Localhost 80-80 dediğimde hop şeyden adresi de özür dilerim. Hürriyeti proxylemiştim en son. Şuradan yapayım. Hop, neden olmadı? Neyse. Şunu kapatayım. Bir bakayım. HTTPS'i 84.43'ü almışız. Neyse. Bu şekilde de Docker instance'ını ayağa kaldırabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Son bir soru var mı bakacağım. Evet. Konteyner dedik. Bunun... Şurayı açayım. Büyük kurumlar için ortak bir alan mı oluşturmalı sanki? Herkesin kendi sanal alanı oluşturmasında. Yani şöyle, üçüncü parti çalışan servisler için, çok kullanılan servisler için ortak bir şey oluşturulabilir. Havuz. Ama bir instance ayağa kaldırdığında bir IP'den bahsettiği için, bir IP kullandığı için Dockerize etmeniz daha iyi olabilir. Dockerize ettiğiniz her bir servisin yönlendirmesini yaparsanız yani dev.corebanking, dev.adk, dev.erp, dev.crm, test.crm gibi development ve test ortamlarını hazırlamış ve istediğiniz gibi datasıyla oynayabilirsiniz. Bu anlamda da iyi.
Oğuzhan hocam bir şey sormuş. Peki Lakerize ortam için DVI'ye kaldırdık. İstediğimiz datayı insert ederek servis kısmında IP'ye dönüşünce esmaslara kadar mokladık diye düşünüyorum. Günün sonunda bizim başka bir test ortamında X-case'leri yakalamamız bayağı düşüyor. Çünkü ortamımız HPPT. Şöyle, yok HPPT olmuyor ama entegrasyon testi yapmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla siz aslında ne gönderirseniz size benzer yanıtlar dönüyor. O alanı izole etmiş oluyorsunuz. Bu yazım geliştirme pratiğinde, yani unit test yazarken, kitle uygularken, unit testin aslında moklama mantığıyla aynı. Siz şunu hesaplamaya çalışıyorsunuz aslında. Benim e-ticaret sistemim doğru çalışıyor ama ERP'ye gönderdiğim kayıt doğru gidiyor mu? Ya da depo sistemine, stok sistemine gönderdiğim kayıt gerçekten stoktan düşüyor mu? İzolasyon mantığında, yani moklarken bu şöyle düşünülür. Alt taraftaki sistemi test etmeme gerek yok. Çünkü ekip kendisi o testi yapmalı zaten. İşin sonunda bir entegrasyon testi yapmalısınız zaten. Böyle de bir durum var. Bu arada bu moklamayı database seviyesinde yapabiliyor bu araçlar. Yani ne demek? Siz database'e SQL gönderiyorsunuz ya, o database de bir sanal database. Bir select gönderdiğinizde sanki gerçekten database'e gidip yanıt veriyormuş gibi size yanıt verebiliyor. Bunun birkaç faydası var. Birincisi orada kirli data birikmesini engellemiş oluyorsunuz. Regülasyon sıkıntılarını aşmanızı sağlayabiliyor. Ya da database performansı ile ilgili sıkıntıları aşmanızı sağlıyor. Regülasyondan kastım veriyi görmemekle ilgiliydi. Oğuzhan Hocam onun arkasında bir soru daha sormuş. Çünkü bu ortamlarda istediğimiz gibi testler koşacak düşünmediğimiz için örnek sayıları kaçırmış olduk. Evet, doğru. O sistemde bir hata olursa onu yakalayamazsınız. Ama izolasyonun amacı bu zaten. Dediğim gibi o sistem zaten kendisi stabil ve kendi kendine test edilir olmalı. Entegrasyon testini bir DevOps pipeline'ının sağına doğru kaydırmanız gerekiyor. Şimdi şurada mesela bir örnek bir DevOps pipeline'ini göstereyim. Benim eğitimlerde kullandım. O açılsın bu arada. Ben diğer sorulara bakayım. Şurada bir soru var galiba. Evet, burada da API Simulation tool'larını nasıl karşılaştıracağımızı bir kişi gösterilmiş. Evet, mesela burada bir Jenkins pipeline'ım var. Şimdi bir build sonrası, mesela ben burada integration testleri, quality gate'ini, test deployment'ını yapıyorum. Sağa doğru aslında functional testlerimi yapıyorum. Şurada daha güzel bir pipeline göstereyim. Daha uzun bir pipeline. Şu. Mesela biz burada bu şekilde testlerimizi yaparken automated functional testlerimizi çalıştırıyoruz. Ama buraya gelene kadar aslında benim tam olarak entegrasyon testine ihtiyacım yok. Bu kadar çok koşma şansım yok. İşte tam bu adımda entegrasyon testini sağa kaydırıp gerçekten üçüncü partiler sistemlerle, e-ticaretin ERP ile, stok sistemiyle, internet bankacılığının, mobil bankacılığının, temel bankacılık sistemiyle entegrasyonu varmayı DevOps pipeline'ının sağına doğru kaydırmaya çalışıyorum. Bu bir Jenkins ekranı bu arada. BlueOcean plugin kullandım. O yüzden farklı görünüyor olabilir. Bu da GitHub'da var. Bunun script'i. Görebilirsiniz. Dolayısıyla biz onu biraz daha sağa doğru kaydırmaya çalışıyoruz. Evet, var. Wiremap'ın dokümanını okuyabilirsiniz. 7.20 geçiyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız olursa melihettestium.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Bu arada ben başta bahsetmedim, sonradan fark ettim. Testium bir yazılım test şirketi. Türkiye'de ve dünyada farklı kullanıcıları var. Yaklaşık grup şirketi olarak Sahabing Teknolojileri altında 350 kişilik bir şirketiz.
Ben de aslında girişimcisiyim bu şirketin. Birçok müşterimiz var. Global. Atos Global mesela bizim müşterimiz. İspanya'da vesaire ürünlerimizi kullanıyor. Amerika'da farklı müşterilerimiz var. Palo Alto Networks mesela, büyük biliyorsunuz network şirketlerinden biri. Geçen gün hatta APM sunumunda izlerseniz belki fark etmişsinizdir, bizim trafiğimizin çok az bir kısmı Türkiye'den. Şu an çok yurt dışı Türk ürünü izleyen herhalde Türkiye'de çok kullanmak istemiyorlar ya da herkes bilmiyorum biz yaparız mantığıyla yaklaşıyor. Test ve kalite dikeyinde bir şirketiz. İyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bilgileri de burada paylaşmaya çalışıyoruz. Devam ederseniz izlemeye olabildiğince elimizden geldiğince iyi şeyler yapacağız. Pazartesi günü Agile test pratikleriyle, Agile süreçler içerisinde test ve kalitenin nasıl olduğu ile ilgili aslında bir sunum yapacağız. Ben yapacağım yani. Beşinci değer grubu altında Eventbrite şeyi, linki. Oradan orada dinleyebilirsiniz. Haftalık olarak güzel sunumlar olacak. Cuma günü de yine şirketin ortaklarından Şuayb Selenium Hub Grid yönetimiyle ilgili bizim kullandığımız yöntemlerden bahsedecek. O da keyifli bir sunum olacak. Dinlerseniz sevinirim. Okey. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.